75-80 tane yerde yayınlanmış. Evet. Karaciğer yağlanmasına kansızlığa birebirdir. Mevsim geçişlerinden dolayı, havaların soğumasından dolayı ister istemez bir salgınlar oluşmaya başladı yani insanlarda. Hemen hastanelere bakıyoruz zaten, acilleri tıktım tıktım dolu yani. Özellikle çocuklarda, gelişme çağındaki çocuklarda aşırı derecede bir salgın var. Okullar da açıldıktan sonra bu iyice artmaya başladı. Biz bunun yanında her zaman söylüyoruz zaten yani turşu, probiyotik, doğal. Turşu suyu, turşular özellikle yani tüketilmesi gereken ürünler. Bağışıklığı güçlendirir sağlık açısından özellikle. Soğuk gribal enfeksiyonlarda boğaz ağrılarına, ağız yaralarına, öksürüğe çok çok iyi gelir turşu, turşu suyu. Bunun yanında kas kraplarına, diyabetik hastalara özellikle. Tabii biz bunu şöyle söylerken özellikle bu diyabetik hastalarda diyetisyen kontrolünde tüketilmesini tavsiye ediyoruz yani. Turşuların birçok faydası vardır. İnsan bakış açısından yani özellikle tüketilmesi açısından yani. Turşu özellikle unutulmaya yüz tutmuş kültürlerden bir tanesi şu an yani. Biz bunu Konya'da özellikle Konya'da yani biz bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Klasik herkes kendi evinde kuruyor zaten turşusunu. Farklı turşulara yönlendirmeye çalışıyoruz. Öyle olduğu için gelen herkes ya abi öksürüyorum, boğazım ağrıyor, ne yapmamız lazım? Turşu tüketin diyoruz. Doğal turşu, probiyotik turşu. Turşu suyu özellikle yani. Klasik turşular vardır zaten. Biber, salatalık, karışık, biberlerin çeşitleri, salataların çeşitleri. Bunların en çok tüketilen ürün turşularımız zaten. Bunun yanında dediğim ya Konya'da bir farklı turşulara yönlendirmek için bamya turşusu olsun, acur turşusu olsun, kapari turşusu. Kapari turşusu mesela çok faydalıdır. Şeker hastalığına, MS hastalığına, safra kesesindeki taşa çok çok faydaları var kapari turşusunun. Biz bunu bizzat müşterilerimize yaşadığımız için söylüyorum yani. Çok müşterimiz var o konuda ya zaten. En çok sattığımız ürünler de şu an farklı ürünlerden özellikle erik, çağla, badem. Bunları çok satıyoruz mesela. Sarımsak turşusu doğal antibiyotik diyoruz biz zaten ona yani. Şimdi çiğini yediğimiz zaman aşırı derecede bir kokusu oluyor. Ama biz bunu fermantasyona soktuğumuz zaman 2-3 defa suyunu değiştiriyoruz sarımsağın. Ve her sarımsağı kullanmıyoruz böyle. Doğal sarımsak böyle dışarıdan gelen veyahut da şey olan değil. Yani yerli sarımsak kullandığımız için yani kokusunu da biz bunu düşürüyoruz. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kesinlikle kokusunu da yapmaz yani ağzınızda. Turşularımız %100 doğaldır. İçerisinde katkı maddesi koruyucu atmıyoruz biz. Bizim turşularımız eski anne babam usul. Üstü beyazlar, perlenir. Yani beyazlama dediğimiz bir perdir zaten. O perlenir yani. O da katkı maddesi koruyucu olmadığı için. Biz bunları turşularımızı sezonunda, işte şu geçtiğimiz aylarda bizim artık turşu kurumu sezonu 2-3 ay boyunca ürünler çıktıkça, hasadı yapıldıkça biz 2-3 ay içerisinde çıkan ürünleri kurmaya başlarız. Fabrikasyon değil de bizim ürünlerimiz. Katkı maddesi koruyucu yoktur. 220 litrelik fıçılara tarladan toplarız. Bayanlarla beraber nasıl yapılacağını, nasıl edeceğini biz tarif ederiz. Suyunu biz ayarlarız. Yani turşu da önemli olan zaten kurma suyudur. Kurma suyunu düzgün ayarladıktan sonra zaten turşularımız katılığını ve lezzetini yakalıyor yani. Zeytin de var değil mi? Onlar da doğaldır. İçinde katkı maddesi koruyucu yok onların da.